Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz af tasarısı meclisimize art niyetli olarak getirilmiştir. Çirkin ve tehlikeli bir hesabın ürünüdür. Amaç, anayasamızın 14. maddesini delerek meclisin yetkisinde bulunmayan vatan hainlerini, PKK'lı canileri ve onun terörist başını affetmek ve bu büyük vebale, bu büyük meclisi alet etmektir. Değerli milletvekilleri, bunları söylerken tasarıyı hazırlayıp meclise gönderen hükümete haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Bir kehanette de bulunmuyorum. Çünkü bu hükümet kuruluşunun hemen akabinde ilk iş olarak pişman olduğunu söyleyen PKK'lılara af çıkarmıştır. Takiben yine basın suçlarına verilen cezaların ertelenmesi adı altında adı basın olan paçavralarda kalem oynatan PKK'lılara affetmiştir. Şimdi bu tasarıyla 169. madde kapsamında PKK canilerine bilerek yardım ve yataklık edenlere af getirilmektedir. Yine hepinizin malumudur ki bu hükümet Abdullah Öcalan'a verilen bağımsız yargının verdiği idam cezasını meclise göndermemiştir. Şu hususu tasarıyı hazırlayanlar dahil Türkiye'de herkes biliyor. Tasarı yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne gidecek ve PKK'lı canilere de şamil hale dönüşecek. Şimdi DSP'li Sayın Veler'e fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Sayın Ecevit'in geleneğine vatan hainlerini affetmek fazla yabancı gelen bir husus değildir. Sayın Güngör. Evet, bakın, lütfen konuşma üslubunuzu daha dikkatli seçin. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir başbakanı vatan hainlerini Türkiye'de affetmez. Böyle bir konu içinde çalışmaz. Lütfen daha dikkatli konuşun. Kelimelerinizi de daha dikkatli seçin lütfen. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 125. madde, 146. madde ve bunlarla birlikte anılan maddeler Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmayı hedef alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sınıf, etnik farklılıklara dayalı bir devlet haline getirmeyi düşünen kalkışma hareketleridir. 74'te bu maddelerden suçlu bulunan kişiler affedilmiştir. Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partili, Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Partili değerli arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Bu derece çirkin ve tehlikeli bir af yasasını MHP teşkilatı ve ülkücülerin kabul etmesi hiçbir şartta mümkün değil. Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Parti teşkilatlarının da rıza göstermeyeceğini biliyorum. Öyleyse bu partilerin meclis grupları şimdi niçin bu af tasarısını kabul etsinler? Bu ağır vebali Milliyetçi Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi ve Ana Vatan Partisi taşıyamaz. Umuyorum ki Fazilet Partisi de geçmişte Milli Selamet Partisi'nin yaptığı hatanın farkına varmış olsun. Değerli milletvekilleri, bu çirkin ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere Sayın Başbakan'a ve onun bakanlarına yakıştığı yere göndermek bu meclisin yapacağı en hayırlı iş olacak. Bırakalım bu çirkin tasarı geldiği yerde ve yakıştığı yerde kalsın. Ben bu gerekçelerle bu af tasarısına hayır diyorum ve muhterem heyetinize saygılarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri,